Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet, yepyeni videoyla karşınızdayım. Bu videoda Gearbest'ten gelen ürünlerin paket açılımını yapacağım. Gördüğünüz gibi önümde kocaman bir paket var arkadaşlar. Bu paketin içinde bayağı bir ürün var. Bayağı dediğim yani bir 6-7 tane ürün var arkadaşlar. Bu ürünlerin bu videoda paketlerini açacağız. Sonrasında belki detaylı incelemeye değecek bir ürün varsa onların da detaylı incelemesini yaparım arkadaşlar. Şu an tam İçinde ne var bilmiyorum. Birkaç tane ürünü biliyorum ama hepsini hatırlamıyorum. Bu ürünleri bana gönderen Gearbest'e teşekkür ederim. Size bu videodaki ürünlerden satın almak isterseniz açıklama kısmında linklerini vereceğim. İsterseniz bu ürünleri satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi paketten açacağım, sonrasında işte fiyatların hepsini hatırlamıyorum ama telefondan bakarak size fiyatlarını da söyleyebilirim. Şimdi artık paketimizi açalım. Evet arkadaşlar, paketi kestim, açtım. Ben de şu an ilk kesinle birlikte bu videoda paketi açacağım. En üstte bir tane çanta var. Diğer ürünler onun altında. Evet, diğer ürünler onun altında. Diğer ürünlere geçmeden önce şu çantayı sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bir çanta, isterseniz bunu da şu paketinden çıkartalım. Çantamız bu şekilde arkadaşlar. Böyle güzel bir sırt çantası. Ön tarafta bir gözü var. Bakalım. Burada bir gözü var. Yanlarda suluk koyma yeri var. Burada da bir tane büyük gözü var. Onun haricinde çok da başka bir özelliği yok sanırım bu çantanın. Evet, ama içi büyükmüş. Evet, çantanın içi gerçekten büyükmüş. İçinde böyle laptop falan bile buraya koyulabilir arkadaşlar. Bence içinde bir tane gözü var. Bir tane de şurada farklı bir göz gibi bir yeri var. Bence kullanılabilir bir çanta. Şu anlık biraz kötü kokuyor. Evet arkadaşlar, bu sırt çantası ile ilgili bahsedebileceğim bir detaysa bu sırt çantası karanlıkta bu şekilde parlıyor. Şu an kamerada gördüğünüz renk birazcık daha değişik. Bu biraz daha açık, biraz daha fosforlu yeşil tarzında bir renk. Yani normalde gündüz ışıklı bir ortamda falan bu ışığı göremiyorsunuz ama tam zifiri karanlıkta bu ışığı görebiliyorsunuz. Şu an bulunduğum yer zifiri karanlık, bu yüzden kamera görüntüsü de çok kötü ama en azından bu çantadaki renkleri, yani çantanın parladığını göstermek için bu videoyu yapıyorum arkadaşlar. Yani çanta zifiri karanlık ortamda bu şekilde gözüküyor. Şu anlık biraz değişik kokuyor ama zamanla bu da gidecektir. Böyle bir çanta. Şimdi bu çantanın istersen bir fiyatına bakalım. Ben şu an fiyatını tam olarak hatırlamıyorum. Hemen çantanın fiyatına bakalım. Bu çantanın fiyatı 14.30 dolar, yani 14 dolar 30 sent. Şu anki kurla 85 lira civarında bir şey diyor. Tabi videoyu izlediğiniz zamana göre fiyatı da değişmiş olabilir. Açıklama kısmındaki linkten bakarsınız. Bence güzel bir çanta. İşte önünde bir gözü var, içinde iki gözü var falan. Bence gayet yeterli, kullanışlı bir çanta. Evet arkadaşlar, bu ürünümüz bu şekilde. Şimdi isterseniz bu büyük çantayı yerine bırakalım ve paketin içindeki diğer ürünlerimizin kutusunu açalım. Şimdi buraya baktığım zaman burada kaç tane ürün var? 1, 2, 3, 4, 5 tane ürünümüz var arkadaşlar. Şimdi şu 3 tanesinin ne olduğunu görüyorum. 2 tanesini bilmiyorum. Bunlardan başlayalım isterseniz. Ne olduğunu bilmediğim ürünlerden. Burada Alphawise markasının bir ürünü var. Hemen paketini açalım. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar, bu ürünümüzün de kutusunu açtık. Buradan bir mouse çıkıyor ama bu mouse bizim bildiğimiz mouse'lardan değil. Biraz farklı bir mouse. Şöyle gösterecek olursam bu şekilde bir mouse arkadaşlar. Bu tarz mouse'ların YouTube'da birkaç tane incelemesini görmüştüm ama hiç böyle bir detaylı bir inceleme izlemiştim. Belki ben de bu mouse için bir detaylı inceleme videosu yapabilirim çünkü kullanışını çok merak ediyorum. Yani kullanışlı mı falan şu an pek anlayamadım ama yani masada şöyle mouse'u herhalde böyle kullanacağız. Hemen bunun da isterseniz fiyatına bakalım. Bu mouse'un fiyatı da 7 dolar arkadaşlar. Bunun daha pahalıları falan da var ama 7 dolar bence uygun bir fiyat. Şimdi bu mouse'u kenara bırakalım çünkü şu an bununla ilgili çok fazla bahsedebileceğim bir şey yok. Burada işte yanda ileri geri tuşları falan var. Burada scroll tuşu var. Oyunlara çok işe yarar diyorlardı ama bunu ben sonra test edeceğim. Şu anlık test etme imkanım yok. Şimdi isterseniz diğer ürünlerimize geçelim. Burada kutudan ne olduğu anlaşılmayan bir tane daha ürün var. Bunu da şimdi hatırladım ne olduğunu. Bir tane akıllı bileklik arkadaşlar. Şimdi hemen şunu kutusundan çıkartalım. Kutusunun üstüne Smart Fitness Tracker yazıyor. Arka tarafında falan filan bir şey yok. Sadece düz Smart Fitness Tracker yazıyor. Kutuda başka hiçbir şey yok. İçinden Çince bir kullanma kılavuzu çıkıyor. İngilizcesi var mı? Var. Evet, İngilizcesi var ama şu an onu okumaya gerek yok. Şöyle sizlere akıllı bilekliği gösterecek olursam üzerindeki jelatini çıkartalım. Jelatini çıkarttık ve böyle bir akıllı bileklik arkadaşlar. Bunun da belki inceleme videosunu yaparım. Şu an şarjı var mı yok mu bilmiyorum. Şu an kapalı. Ben bunu herhalde şarj ettikten sonra kullanabileceğim. Çünkü şu an kapalı dediğim gibi. Ürün bana siyah renkte geldi. Bunun farklı renk seçenekleri de varmış. Çelik mavisi diyor, mor renk diyor, kırmızı ve yeşil. Toplamda 5 farklı renk seçeneği var. Diğer renklere bakıyorum ki diğer renkler daha güzelmiş. Bence şu çelik mavisi dediği, bir de bence yeşil olanı çok güzel. Tabii kırmızıyla mor da güzel. Zevkinize göre alabilirsiniz. Siyah en düz olanı yani bence. Çelik mavisi daha güzelmiş ama bana siyah geldi. Neyse. Bu bilekliği de belki kullanabilirim. Ama dediğim gibi şu anlık şarj etmemiz gerekecek. Şu an şarj etmeden kullanamıyoruz. Kutu içerisinde biraz daha bakacak olursam buradan başka bir şey çıkmıyor. Başka bir şey niye çıkmıyor? Başka bir şey çıkması lazım. Bunun bir şarj aletinin olması lazım benim bildiğim. Biz bunu nasıl şarj edeceğiz? Ben şu an gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Biz bu bilekliği nasıl şarj edeceğiz? Ben şu an anlamadım. İçinden bir şarj aleti çıkmadı. Aa, açıldı. Evet. Bileklik açıldı arkadaşlar ama bilekliğin şarj aleti yok. Ve değişik yani, normal USB ile falan şarj ediliyor desem değil. Evet arkadaşlar, biraz benim yanlış anlamamış ama değişik bir şey. Bu bilekliğin ucundaki şey USB'miş yani. Bu pek anlamasan da bu gerçekten USB'miş. Direkt bunu böyle direkt böyle mesela bir adaptöre falan takarak şarj edebiliyor musunuz? Ayrıca bir kablosu yok. Aslında güzel bir detay ama ben ilk başta anlamadığım için tabi içinden şarj aleti çıkmıyor zannettim. Bunu tekrardan yerine takabiliriz. Bileklik de açıldı. Şarjı birazcık varmış. Dediğim gibi detaylı inceleme videosunu büyük ihtimalle yaparım. Şimdilik koluma takayım ve videoya devam edelim. Evet, bilekliği koluma taktım ve devam etmeden önce hemen bu ürünün fiyatını söyleyeyim. Bu ürünün de $11,5'lık bir fiyatı var arkadaşlar. Bu da böyle bir akıllı bileklik. Şimdi isterseniz diğer ürünlerimize devam edelim. Şunu kutusunu birazcık kenara alalım ve buradan bir sonraki ürünümüz, son iki ürünümüze geçmeden önce buradan bana çok ilginç gelen bir ürünü sizlere göstereceğim. Ürünün tam olarak ne olduğunu hala anlayamadım. Bite Helper olarak geçiyor. Bu da Bite, benim bildiğim ısırık, helper falan filan. Burada sivrisinek resmi falan var. Telefondan ben fotoğraflarına baktığımda sanki şey anlamıştım, böyle sivrisinek ısırmalarına karşı bir şey gibi anlamıştım ama sanırım sivrisinek ısırıklarını iyileştirmek için sivrisinek ısırdığınızda bunu böyle kolunuza böyle yapıyorsunuz, tutuyorsunuz, sonra iyileşiyor gibi. İsterseniz bunu da paketini açalım. Şimdi daha paketini açmadan konuşuyorum ama hemen isterseniz bunu da paketinden bir çıkartalım. Evet, ürünün paketini uzun uğraşlar sonucunda açabildim. Böyle bir ürün arkadaşlar. Bite Helper kendisi. Burada bir tuşu var. Basılı tutuyorum, belki çalışır. Çalışır dedim. Şurada pil yeri var. Evet. İçine bir tane pil koymamız gerekecek. Şu an pil yeri boş arkadaşlar. İçine bir tane pil koyacağız. Sonrasında ürünü çalıştıracağız ama şu anlık onu yapamayacağım. Ben dediğim gibi bunun içinde bir inceleme videosu yapabilirim. Değişik bir ürün. Bunu da ben de merak ediyorum, işe yarıyor mu, yaramıyor mu veya nasıl yapılıyor. Şu an pili olmadığı için bir şey yapamıyoruz, çalıştıramıyoruz ama şimdi artık kutuda kalan son iki ürünümüze gelelim arkadaşlar. Son olarak şu ürüne geçmeden önce burada bir tane elektrikli diş fırçası var arkadaşlar. Ben bu ürünü de merak ediyorum, nasıl çalışıyor. Bunu da deneyeceğim. Bu şekilde bir akıllı diş fırçası. Bu da Alphawise markasının. Biraz önce o değişik mouse da Alphawise markasının da. Bu diş fırçası da Alphawise markasının. 5 tane modu varmış arkadaşlar. USB ile bunu şarj ediyormuşsunuz. 5 tane moddan istediğinizi seçip dişinizi fırçalayabiliyor musunuz? Bunlar, bir tanesi beyaz diyor, dişinizi beyazlatıyor. Bir tanesi dişinizi temiz diyor, standart. Bir tanesi sensitive diyor, hassasiyet olması lazım. Bir tanesi polish diyor. Polish neydi? Unuttum ben polish'in ne demek olduğunu. With short back and forward vibrations, this mode will help remove stains and shine your teeth falan filan. Bunu pek anlamadım. Son olarak da masaj modu var ve 2 dakikalık akıllı sayacı varmış. 2 dakika falan tutuyor herhalde. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Bunu da belki bir inceleme videosunda daha detaylı şekilde incelerim ama isterseniz yine bir kutusunu açalım. Kutunun içinden bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. Elektrikli diş fırçamız çıkıyor. Bir tane bunun şarj aleti çıkıyor. Ve 2 tane de farklı kafası çıkıyor. Kafa başlığı çıkıyor. Toplamda içinden 3 tane kafa başlığı çıkıyor arkadaşlar. Bir tanesi şu şekilde takılı olarak geliyor diş fırçasına. Kafayı böyle çıkartabiliyoruz. 2 tane de buradan arkadaşlar yedek şu kafa başlığından geliyor. Ve bir tane de burada şarj aleti geliyor. Burada 5 tane mod var. Bunların üstüne tıklayarak yapıyoruz herhalde. Onu zaten ışıkla falan bize anlatıyordur. Bu ürünü de dediğim gibi sonradan inceleyeceğim. Ve şimdi son ürünümüze, artık kutudan çıkan son ürüne gelelim. Evet, kutuya koyduk. Kutuyu kapattık. Masayı biraz dağıttık ama yapacak bir şey yok. Bu arada bu sinek şeyiyle bunun fiyatını söylemeyi unuttum. Hemen bunların fiyatına bakayım arkadaşlar. Bu diş fırçasının fiyatı $13'mış arkadaşlar. $13'a siz de bu Alphawise'ın diş fırçasını alabilirsiniz. Modeli SG-949 49 bu modelden bu diş fırçasını da alabilirsiniz. Şu sinek kısmına hemen bakayım. Ürünün sayfasını bulamadım arkadaşlar. Aslında bende linki vardı ama o linkten şu an açamıyorum. Sonradan buna bakacağım arkadaşlar. Açıklama kısmına ürünün linkini bulabilirsem koyacağım şu sinek şeyinin. Şimdi kutunun içinden gelen son ürünümüze bakalım. Bu da bir tane mouse, böyle küçük minik. Küçük değil, kutusu küçük bir mouse. Kendisi normal boyutlarda bir mouse. Bu mouse'un da hemen kutusunu açalım. Bunu da buraya yapıştıralım ve mouse'un kutusunu açalım. Dediğimi açtığım gibi düşürdüm arkadaşlar. Bu mouse da böyle bir wireless mouse, yani kablosuz mouse. Yanından çıkan USB'yi bilgisayarınıza takarak kullanabileceksiniz. Böyle dümdüz bembeyaz bir mouse. Kablosuz bir mouse. Normal tuşları var, scroll tuşu yok. Scroll olayı herhalde bu mouse'da yok veya başka bir şekilde yapılıyordur. Evet arkadaşlar, biraz önce kutu açılımını yaparken bu mouse'la ilgili bahsetmediğim bir şey vardı. Yani bilmediğim bir şey vardı. Bu gördüğünüz beyaz mouse'un 2 tane tuşu olduğunu söylemiştim ama scroll tuşu yok falan demiştim. Ama bu Apple'ın mouse'undaki gibi bunu da bu şekilde ortadan kaydırdığınızda zaten arkada bilgisayarı görüyorsunuz. Scroll tuşu yerine geçiyor, yani fiziksel bir scroll tuşu yok. Dokunmatik olarak bu işliyor. Zaten arka planda da bilgisayarın oynadığını görüyorsunuz. Tam şu ortadan şöyle kaydırarak scroll işlemini görebiliyorsunuz. Böyle dümdüz bir mouse arkadaşlar. Pek de bir özelliği yok. 3D Optical Mouse diyor. İçinden USB'si çıkıyor. Bu USB'yi bilgisayara takarak kullanabiliyorsunuz. Bu da benim belki kullanabileceğim mouse ama scroll tuşunun olmaması biraz değişik geldi bana. Böyle. İçinde pil yok. Pili biz kendimiz takacağız. İçine 2 tane pil takmamız gerekiyor çalışması için. Burada on off düğmesinden de açıp kapatabiliyoruz. Bu şekilde bildiğimiz bir mouse. Böyle tuşlarına basarak kullanabiliriz. 2 tuşlu bayağı dümdüz bir mouse arkadaşlar. Evet, ürünlerimiz bu şekildeydi. Şimdi bu videonun nelerin paketini açtık tekrardan bakalım. Bir tane mouse, bir tane sivrisinek ısırığı tedavi edici, bir tane elektrikli diş fırçası, bir tane akıllı bileklik, şu an takmıştım zaten. Bir tane değişik anormal bir mouse. Bu değişik anormal mouse da burada. Böyle farklı bir mouse ve bir tane de sırt çantası. Bu ürünlerin bu videoda paket açılımını yaptık. Dediğim gibi bu ürünlerden bazılarını sonradan ayrı bir inceleme videosu yapabilirim. Ve bu ürünleri size satın almak isterseniz açıklama kısmında linklerini vereceğim. Siz de bu ürünleri Gearbest sitesi üzerinden sipariş vererek satın alabilirsiniz. Bu videomuzun da artık böyle sonuna gelelim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.